Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Kart makinelerinden yapılan ödemelerde hız çok önemli. Özellikle yoğun işletmelerde bekleyen müşteriler için her saniye dakika gibi geliyor. İngiltere'de işlerini devam ettiren işletmeler için Cenap Kaygısız yönetimindeki Eni Business firması iş sahiplerinin bu noktada imdadına yetişiyor. Esnaf ziyaretlerimiz devam ediyor efendim. Manor House bölgesine geldik. Aile şirketi olan bir off-license'dayız. Bu hafta özellikle işlememiz gereken konu burada yapılan kartla yapılan ödemelerde yaşanan hız sorunu var. Bunu nasıl çözdüğünü anlatacak. Bununla birlikte internet giderse yine kart makinalarıyla ödemeler devam edebiliyor mu? Bunu nasıl çözdüğüne dair bazı fikirleri ve yaptıkları çalışmalardan bahsedecek. Bir de ödenen kesintiler, değil mi? Bu firmanın da işletmecisi Rıza Bey ile kızı Cansu Hanım. Bizlerle birlikte efendim birazdan Cenap Bey de zaten yaptıkları çalışmalardan bahsedecek bizlere ama Rıza Bey, dilerseniz yaşadığınız bu sorunlardan birazcık bahsedersek efendim. Tabii bahsederim efendim. Kullandığımız kart makinesi uzun süreli, çok uzun sürüyor. Müşteri beklemek istemiyor. O yüzden değiştirmek istedik. Yani büyük ölçüdeki sorun aslında bekleme süresi ama sizin aslında fark etmediğiniz başka bir nokta da var. Sonrasında fark ettiğiniz ödediğiniz komisyonlar. Evet, ödediğimiz komisyonlar yarı yarıya düştüğünü anladık. Onun için değiştirmek istiyoruz. Aslında yüksek komisyonlar ödüyormuşsunuz. Özellikle burada Cansu Hanım da kasanın başında duruyor. Kasa size emanet ama daha çok bu sorunları siz birebir yaşıyorsunuz herhalde, değil mi, müşterilerle? Tabii birebir yaşıyoruz. Müşteri kartını vurduğu an 10-15 saniye böyle bekleme süresi oluyor. Müşteri de bunu beklemiyor. Bazen kendisince hani vurduğunu düşünerek hemen kaçmaya çalışıyor ama bir 10-15 saniye çıkınca hani tutunca bakıyoruz. Bazen müşteri gidiyor. Hani connect olmuyor maalesef. Evet. Ya arkasından koşmak zorunda kalıyoruz ya da hani şansa tutuyor, geçiyor kart ama yani bunlardan en mühim sorunumuz şu anda budur. Bazen internetimiz gidiyor. Evet. O zaman çok müşteri kaybımız oluyor maalesef. Tek al yani bildiğimiz kadar genellikle internet gidince tek bizim şubede değil hani diğer esnaflarda da gittiğini duyuyoruz müşterilerden. Ama sizden hani sizin firmanla hoşumuza giden bu şey de internet gitse de telefon üzerine bağlandığını söylediniz. Yani onun için bile çok ilgimizi çektiniz ama tabii ki ödediğimiz komisyonlar da hani bizi mahvediyordu. Evet. Özellikle de biliyorsunuz Covid-19'dan dolayı bir ara hani 3. 4. ayda bayağı bir müşteriler çoğalmıştı. Çok hani para dokunmak istemiyorlar, kartla ödemek istiyorlar falan filan. Dolayısıyla kart ödemeleri bayağı bir yükselmişti. Ama işte internet sorunu olunca, işte bekleme sorunu olunca komisyonlardan dolayı da minimum 5 liralık alışveriş yapmalarını söyleyince bazen oradan da müşteri kaybımız oluyordu ama anladığımız kadarıyla %55 civarı bir düşüklük olacak. Evet. Ve bundan da dolayı yani minimum şeyi yapmayacağız. Bakalım, kullanalım. Yani genel olarak şöyle yaşadığınız sorunları bir değerlendirdiniz efendim. Cenap Kaygısız'la birlikte yaptığınız bu anlaşma doğrultusunda bu sorunların tamamı gidecek herhalde. İnşallah çözüme gidiyor. Şu anda da biz birebir bunu deneyeceğiz efendim. Şu an eski makine burada takılı. Ödeme yapacağız. Yeni sistemin takılması da çok uzun zaten zaman almıyor. Kısa bir süre sonra da o yeni sistemle yapılacak bir ödemeyi deneyeceğiz, değil mi? Şimdi Cenap Bey'in elinde de şu an hali hazırda ödedikleri komisyonlarla fatura elinde mevcut. Bunun da değerlendirmesini yapacak. Şimdi Cenap Bey, hemen şöyle bir özete aldık biz. Dediler ki sorunlar yaşıyoruz, birçok sorun yaşıyoruz. O üç ana sorunu da siz çözmüş bulunuyorsunuz. Şimdi biraz özetleyelim efendim, hızı çözüyoruz. Deneme yapalım mı canlı bir şekilde? Hemen bir şekilde ben kart makinemi ödemeye geçelim. Ve tamam, ödemeyi biz bu şekilde buradan görelim. Ne ben kadar sürüyor? Evet, şimdi Cansu Hanım bir ödeme seçsin. Müşteri olarak bir kart denemesi yapalım istersiniz. Ben buradan deneyeyim. Kontaktlısı mı çıkıyor? Ben bir gün yapayım. Hangisini yapayım? Kontaktlısı yapalım. Kontaktlısı yapacağız. Şu an yapabilir miyim? Dokunuyor şu anda. Şu kaç, ne kadarlık bir ücret girdiniz? 10 peni girdi. Şu an yaptık. Bekliyoruz şu anda. Evet,
Şu an bekliyor. Şu an authorizing olarak bekliyor. Sayıyoruz. Oluyor. Şu anda connection olmaya devam ediyor. Approve diyor. Sıkıntı burada var şu anda. Müşteri bunun approve olduğunu tam olarak göremiyor bazen. Tam onay alamıyor. Evet. Bu bekleme 10-15 saniye sürebiliyor. Ve bu 10-15 saniye müşterinin dışarı çıkması. Cansu Hanım'ın da bahsettiği onun peşinde yakalama, koşturma, tam böyle bir o hızda, o hız onun çözülememesi bir sıkıntı yaratıyor. Ama biz ne olacağız? Bizim vurmasıyla ödemesinin server bağlantısını daha güçlü hale getireceğiz. Vurduğu anda ödemenin 2-3 saniye içinde gerçekleşmesini sağlayacağız. Ya şimdi tek bir müşteri olduğunda sıkıntı yok ama burada sıra değil mi? 5-10 kişilik bir sıra olduğu zaman o zaman asıl sıkıntı başlıyor. Yok, burası bir de dışarıda insanlar sıraya geçecek halleri de yok. Büyük bir süpermarket tarzında da değil. O şekilde o sorunu halledeceğiz. Ha bir de ikinci bir sorun, Cansu Hanım'ın annesinin bizi görmesi vardı. Bizi o kısımda kendisiyle de konuşabilirsiniz. O şundan müzdaripti. Makine internet gittiği zaman diğer çok ortak bir sorun işyerler için. İnternetin gitmesi demek makinenin durması demek anlamında. Bizde öyle değil. Bizim kuracağımız makine internet gitse bile bizim teknik sportumuzu yani ülkenin en büyük teknik sportunu incelik aradıkları zaman 2 dakika içinde makine çalışmaya devam edecek. Harika. Bir de en büyük yararınızda bu kesintiler değil mi efendim? Şurada arkada fatura var. Yapılan ödemenin sonunda %1.2'lik bir kesinti yapılıyor her ödemede. Evet, şimdi burada en büyük olay debit kartlardaki transaction. Yani burada şu rate'lere vurmadan önce bir şeyin üzerine uygulamak istiyorum. Biz burada sizinle geldiğimiz anda bir müşteri içeri girdi ve sadece bir kola, Cansu Hanım'dan biz sizinle konuşurken biz fark etmedik ama Cansu Hanım'dan bir kolayla bir tane çitos aldı. O çitos da 5 pound'un altındaydı. Şimdi bizim küçük işletmelerimiz ya da büyük işletmeler fark etmiyor. Rate'ler yüksek olduğu için böyle o şekilde yüksek olduğu için minimum servis charge'ı uyguluyorlar. Yani minimum diyorlar ki 5 pound'un altını almayalım. Çünkü yüksek bir 10 penny 15 penny bir charge'ı var. Kazancımız gidiyor oradan diyorlar. Biz şimdi %55'lik bir indirim verdik burada. Bu %55'lik indirimle şimdi biraz önceki müşteriyi artık kaçırmayacağız. O müşteri alacak. Çünkü adamın cebinde cash parası yoktu. Sadece kola ve şey lazım, çitos lazımdı ona. 2 poundluk bir alışveriş yapacak. Bırakıp gitmek zorunda değildi. Evet. Yani şimdi bundan sonra minimum servis charge da bilmiyorum Rıza Bey nasıl ister onu ileride kaldırabilirim ama gerek yok. Bizde bir minimum servis charge yok. Sıfır. Kullanmasa bile sıfır bir charge var. Zaten binde 5'te ödediği için mesela adam 10 liralık ya da 5 liralık bir alışveriş yaptığı zaman 3-5 penilerde bir masraf olacak. Ve çok fazla bir yüksek bir gideri olmayacak. Ondan da minimum servis charge olmayacak. Ve %55'lik de. Şimdi burada isim de vermek istemiyorum ama çok bilinen bir şirket, büyük bir banka diyebiliriz. Kart makinesi burada üzerinde. İsim vermeden konuşalım. %1.2 üzerinden gidiyor. Biz bunu %55'lerin altına çektik. Kredi kartlarını da %1.75 üzerinden gidiyor. Onları 0.8'e çektik. Yarı yarıya azalttık yani. Yani %55 yarı yarının altında bir şey olacak. Yani birincisi daha hızlı anında geçecek. İkincisi minimum servis charge olmayacak. Üçüncüsü internet gittiğinde kesilmeyecek. Daha switch yapacağız. Dördüncüsü de fiyat. Ve saving olacak onlar için. Biz özellikle debit kartta 143 puanlık bir charge vardı. Onu 65 puanlı çektik. Yarısının altına çektik yani. O da önemli bir rakam. İsterseniz hemen eskiyi değiştirelim efendim. Yenisini takalım bakalım bu işlem ne kadar sürecek o zaman. Aynen. Tamam. Efendim şimdi sistem değişti, yeni kart makinaları takıldı. Uzun zamandır yaşadıkları 10-15 saniye arasında yapılan ödemelerin tamamı 3 saniye inecek herhalde değil mi? Anlık. Anlık inecek. Şimdi Cansu Hanım hemen rakamı girelim, bir ödemeyi yapalım bakalım kaç saniye sürüyor canlı canlı görelim. Rakamı girdiniz, şu an hazır. Buyurun hanımefendi. Dokundurduk. Şu an authorizing. Ve approved. Oldu. Aynen. Yani toplamda 2-3 saniye. Şimdi asıl kahramana mikrofonu uzatacağım efendim. Semra Hanım. Semra Hanım bizim programımızı izleyip Cenap Bey'i takip ediyor ve diyor ki biz niye bugüne kadar bu sorunları yaşadık değil mi? Evet ya çok zor oluyordu. Hem fiyatı yönünde hem de bazen internet gidiyordu. Bizim için çok kötü oluyordu. Gelen müşteri bırakıp gidiyor. Evet. Yani sizin programı seyredince hemen geldim eşime söyledim. O da biraz düşündü karar verdi. Evet. Süper oldu şimdi. Erkekler biraz düşünüyor değil mi bu noktada? Karar noktasında. Yani tabii canım. Yani herhalde hemen karar veremiyorlar. Şimdi mutlu musunuz bu hızdan? Evet. Fiyatlardan, her şeyden? Yani gerçekten çok teşekkür ederim. Ha. Geldiğiniz için bizle birebir ilgilendiğiniz için çok sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi efendim ufak rakamlar gibi gözüküyor burası belki de ama daha büyük işletmelerde bu rakamlar daha da yükseliyor. Özellikle bu yaşadığımız dönemde salgın dönemi değil mi? İşlerinizde zaman zaman değişiklikler oluyor. Herhalde sizin için büyük bir kazanç olacak. Evet. Sağ olun. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Şimdi Cenap Bey işlemi tamamladık. Buradan çıkacağız. Yine mutlu.
bir müşteriyi geride bırakıyoruz. Siz de firma olarak herhalde bunun sevincini yaşıyorsunuz şu an. Evet. 3 tane ana nokta vardı. Hız sorunu vardı. Burada sıralanma, bekleme, soğukta dışarıda olması çözdük. İkincisi internet gittiği zaman, çöktüğü zaman sistem çalışmıyordu. Onu da çözdük. Bundan sonra internet olmadığı zaman da makinemiz, teknik sportumuz çözecek. Ve işleri ödeme almamazlık olmayacak. Üçüncüsü de biz hız için gelmişlerdi bize ama bir baktık ki ödemeler %55 daha pahalı. Ve biz bunu rakamlarla biraz önce fotoğraflarla gösterdik. O kendileri de gördü rakamları. Aylık yapılan miktarı %55 debit kartla da aşağı çektik. Kredi kartları da %50 çektik. Biz mutluyuz. En önemlisi de bir müşteri dediğim gibi burada bir paraya minimum çarjı vardı. Rate'ler yüksek olduğu için minimum 5 lira bir çarjı vardı. Onu kaldırdık. Bundan sonra kimse mutsuz olarak bu dükkandan ayrılmayacak. Ben çok mutluyum bununla ilgili. Bir de yani sistemle ilgili altyapıya da baktık, çözdük, internet hızını ölçtük. Onunla ilgili tavsiyelerimizde de bulunduk. Yarın öbür gün o kontrat bittiği zaman da internetle ilgili yardımcı olacağız. Elektriklerle ilgili de kontratlarına yenilemesi geldiği zaman bir %10, %20'lik bir indirim sağlayacağız yani. Size ulaştıklarında tüm bu hizmetlerden yararlanabilecekler efendim. Kesinlikle. Cenap Kaygısız ve ekibine muhakkak ulaşabilirsiniz. Bizim aracılığımızla ulaşabilirsiniz. Onun dışında web sayfası, onun dışında sosyal medyada da aktifsiniz. Evet, sosyal medyada Cenap Kaygısız Payment Tab olarak. Telefon hatlarımız buradaki ve Türkiye'deki ofisimizden 0208-807-0101, 0208-807-0101'den Türkiye ofisine ve buraya her türlü ulaşabiliyor. 7 kişi aynı anda telefonu kaldırıyor ve yardımcı oluyoruz. Profesyonel bir şekilde. Her günde Ar-Ge ile bunu geliştiriyoruz. Bir üst seviyeye geçiriyoruz. Ar-Ge çalışmalarımıza devam ediyor. Yani insanlarımıza en ucuzunu, en iyisini getirmeye devam edeceğiz. Londra Aktüel burada sona eriyor. Haftaya buluşuncaya dek bizlere sosyal medya hesaplarımızdan veya WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca londraaktuel.com sayfamızdan da tüm gelişmeleri, son dakika haberleri ve güncel konuları takip edebilirsiniz. Programımızda yer almak için bizlere ulaşın. Tüm ekibimiz adına sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. Hoşçakalın. Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel sona erdi.